Gazi alanında çoğunu zaten %70'i bence bayanlardan kaynaklanıyor. Trafikte alakalı hiçbir şeysi yok. Kadın direksiyona yapışıyor ama araba sürmesini bilmiyor. Bunların sebebi şeydir ya. Nedir Salih? Ekonomik bunalımdır. Başka hiçbir şey değildir yani. Hanımı kalkıp kocasına kahvaltı hazırlamıyor. Kayseri'de son zamanlarda yaşanan kavga, kaza, cinayet, intihar gibi olayların sebebi sizce nedir? Cahillik, hoşgörülü davranma bence. İnsanlara haddinden fazla değer verme yani. Bunun aslında başka bir şey yok. Adam seviyor, sahip çıkıyor. Oğlum gibisinden, baba gibisinden. Sonra dönüp ihanet ediyorlar yani. Kazalarında çoğunu zaten %70'i bence bayanlardan kaynaklanıyor. Trafikte alakalı hiçbir şeysi yok. Kadın direksiyona yapışıyor ama araba sürmesini bilmiyor. Şimdi Kayseri'miz son zamanlarda bayağı silahlı çatışma, dövüş, kavga arttı. Bunun sebebi insanların sıkıntısı, koronavirüsü. İş yok, güç yok. İnsanlar evde bunalı kaldı. Herkes patlama noktasına geldi. Para yok, pul yok. Bence bundan kaynaklı. İnsanları çok sıkıyorlar, bunalıyorlar. Tayyip Erdoğan hükümeti geçmişteki hükümetlerle farklı olduğu için milleti aşırı derecede yıpratıyorlar. Toplumun kültürü, gelenekleri, göreneklerini bitirdi. Aile yaşantıları içinde şiddet olayları oluyor. Bugün sabah hanımı kalkıp kocasına kahvaltı hazırlamıyor. Bu durum ne yapıyor? Sosyal olarak her şeyleri etkiliyor yani. İnsanlar bunu alıyor. Açıkçası korona gündemi insanımızı çok gerdiği için zannedersem millet birbirine daha çok düşmeye çalışıyor. Ekonomik kriz haliyle çalışamıyor. Bu gibi durumlar açıkçası birbirimizi birazcık sinir açısından gerdiğinden herkes birbirine kavga ediyor, gürültü, patırtı derken açıkçası bilemiyoruz abim. Bunların sebebi şeydir ya, nedir Salih? Ekonomik bunalımdır, başka hiçbir şey değildir yani. İntiharların sebebi ekonomik bunalım, milletin geçim zorluğu. Mesela çoğu kişi işten çıkartılıyor. Virüsten dolayı kısa çalışma ödenekleri ödenmiyor. Çoğu da sigortası çalışıyor zaten, takip eden olmuyor. Bunlardır, ekonomik bunalımdır. Başka bir şey değildir yani. Devletimizin bu insanların yanında olmasını isteriz. Başka bir şey istemeyiz. Yani halkı gözetlesinler abi. Koltuk davasına bakmasınlar. Herkes koltuk sevdasında. Bir milleti şöyle sokağa çıkıp baksınlar. Kim aç, kim yoksul. Yani şimdi millet kredi çekiyorlar. Mesela örnek verelim, daire almak için hep kirada oturuyorlar. Milletin ekonomik gücü yok. Çoğuna kredi çıkmıyor. Çıkanlar da zaten zor gücün bela ödüyor. Ev sahipleri de fiyat artırıyor. Bunlar hepsi başlı başınca hepsi sorun, sıkıntı abi ya. Yani bizim insanlarımızda da var. Yani fırsatçı olan insanlarımız da var. Yani fırsatçılıktan değerlendiriyorlar yani. Devlet, ha millet ev sahibi olsun diye kredi faiz oranını düşünüyor. Alsınlar, millet ev sahibi olsun diye. Fırsatçılar da dairelerin fiyatını yükseltiyor mesela. Yani bunlar hepsi sorun abi ya. Devletin bunları denetlemesi lazım. Ya şu an insanların dikkatsizliği, hani nasıl anlatayım ben size? Bu hani böyle düşüncesiz davranmak. Hani herkesin bireysel kendini düşünmesi. Hani daha ne bileyim yani böyle toplumda şey olmuş, koronavirüs olmuş. Yani kimsenin daha umurunda değil şu anda yani. Ben bilmiyorum, böyle gittikçe de daha da bu olaylar yükselecek yani. Daha da çoğalacak yani. Vallahi ekonomik sıkıntı diyebilirim. En fazla bu, özellikle de bu hastalıktan sonra yani insanların eve kapanması, işsiz kalmaları benim için odur yani. Doğru ya. Millet bunalımda. Bu işte hastalık nedeniyle. Yani ben 67 yaşındayım. Evde bile hanımımla hafif bir olumsuz şeylerden birbirimizi geriyoruz. Bu insanların da yaptığı normal mi? Normal değil. Normal değil yani. Kimse kimseye mesela Rabbim verdi onun canını almakta, onu hele hele canlı varlığa kıymakta çok karşıyız. Yani bu olmasa iyi yani. Yakışmayan bir şey. En çok benim üzüldüğüm hanımımın benim oturup yani hani bir hayvan dahi olsa can çekiştirirken biz gözyaşını tutamıyoruz. Hele hele çocuklara, hanımlara, bunlara karşıyız. İnsanlar biraz kendine gelmesi lazım. Bu geçici Rabbimin bir imtihanı. Bu inşallah geçer. İnsanlar yani bu kadar şeye gerek yok yani. Sabırlı olup yani daha
yani karşısındakini düşünerek böyle yaşam düzelir inşallah. Başka ne diyeyim? Ben duygusal adamım yani şeyde kendi zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Vallahi bilmiyorum, ortalık iyi değil. Geçim şartları, ortanın şeyleri, psikolojik durumlar da olabilir. Herkesin görüş açısı farklı, başka bir şey diyemem. Ya korona ülkece bizi mahvetmiş bir durumda zaten. Bu aralar insanlarımız yasaklardan dolayı filan evde kaldıklarından bayağı bir gerginler. Yani bu olaydan dolayı bence bunlar biraz ülkemizin sıkıntıları oluyor. Kayseri'de de biraz yani malum insanlar biraz gergin ve sinirli olduğu için bu tarz olayların yaşanması bence gayet normal. İnsanların bilinçsizliğinden kaynaklanıyor yani bence. Bu olayların pandemide evde kalma ile ilgisi var mı sizce? İnsanlar evde bunaldı usta. Yapacak bir şeyler kalmadı yani. Maskeyi takıyor, sokağa çıkıyor. Adam bunalıyor yani. Evde çoluğu var, çocuğu var, ağlıyor, zırlıyor. Adam mecbur dışarıya çıkmak istiyor. Çocuk da evde durmuyor. Benim yeğenim var 2 yaşında. İçeride durmak istemiyor artık. Çocuk da bunaldı yani. Ama bunun bir an önce önleme alınması lazım. Tabii ki evde duraraktan hayat kurtarmak hepimiz için iyi. Ama işte insanlarımıza anlatmak bunu zor ve güç. Ha biz de kendi açımdan da söyleyeyim. Ben de evde duramıyorum. Daralıyorum çünkü. Çarşıya çıkıyorum, alışveriş yapıyorum, geziyorum, tozuyorum. Böylelikle hayatımızı sürdürüyor. Ha tabii ki ülkemize iyi bir şey yapmak istiyorsak, eğer ölümleri azaltmak istiyorsak evimizden dışarıya çıkmayacak hep beraber. Bu yani bu benim için, senin için, herkes için geçerli. Onun için en iyisi evde kalmak. Tabii herkes şu an sinirde, streste. Arkadaşım esnaf mesela. Dükkanı 3 ay açamadılar. Devletin verdiği para da ortada. Krediler, şunlar bunlar, herkes sıkıntıya giriyor. Bu yüzden de stresleniyor. Yok ya, ne alakası olacak evde kalması? İnsan sevdiğiyle kalmaz mı? Millet tabii ki de var bence. Çünkü haliyle millet evde de sıkılıyor, bunalıyor derken dışarı çıktığında gezecek yer yok. İşte mesela kafe yok gibi. Bundan sonra iş yok, güç yok, para yok derken genel Kayseri standartı insanlarımız hep sinirli, gergin oluyor haliyle. O yüzden genellikle gördüğümüz çevremizdeki yaşanılanlar neredeyse her gün çarşıda oluyor zaten de kenar mahallelerde de duyuyoruz yani genellikle. Ya bence var yani, kesinlikle insanların bireysel düşündüğü için, kendini düşündüğü için yani sürekli toplumla, hani biz zaten toplumsal yaşıyoruz. Yani nasıl anlatayım, toplumu da düşünerek şey yaparlarsa daha çok hani bu olaylar azalır. O zaman da evde kalmayız yani biz. Böyle evde kalmaya devam ederiz yani böyle toplum gittikçe de yani. Biraz var. Psikolojik olarak da tabii insanlarımız çöktü ister istemez. Allah korusun, hani bu tür şeyler aslında güzel bir şeyler değil ama bunu da biraz tabii ki yetkililerin duyması gerekiyor. Az da olsa vardır etkisi. Fazla olacağını düşünmüyorum. Yani evde kalma, stres, sıkıntı olabilir. Yani var. Şu an zaten pandemiden dolayı büyük bir çoğunluğu destek alamadılar. Bu işten dolayı da çalışamıyorlar. Biraz gerginler yani. İnsanlar haklı yani bence. Var tabii. Milletimiz hiç uymuyor. Ne sosyal mesafedir, ne maskedir. Herkes rahat, lavali ve lakayt bir şekilde davranıyor yani. Evde kalsalar bu süreç daha az olur. Daha az kaza, ne bileyim vaka sayısı da daha az olur. Tabii ki de var. Tabii ki de. Bazıları serbest çalışanlarımız var. Çalışamıyor. Bu pandemiden dolayı eve kilitlendiler. Çalışamıyorlar. O yüzden dolayı tabii ki de vardır yani. Bence var. Bence var yani. Yüzde vermeyeyim de yani yüzde şu 60 veya 70 demeyeyim de var. Neden peki var? İnsanlar mesela hani atıyorum iş yeri var, kapandı mesela 3 aydır, onun kirası var. Evine günlük çalışıp ekmek parası götüren insanlar illaki geriliyor. Gerilince de kendini kontrolde tutması lazım. Hani illaki yani ben sana hakaret etmekle, ben sana hani şöyle bu telafi olacak bir şey de sabır. Rabbime şükretmek lazım. Ondan gelen her şey yani Rabbimden gelen her şeye katlanmak mecburiyetindeyiz. Sabırlı olmamız lazım. Diyeceğim bu kadar.